oyun bitti. 18. vaka. Selam sarkanlar. Başlayalım şuna. Gri hangi yöne baksak başımız dirimler çıkıyor. Hiç sorma. Sombra gibi bunlar da. Önce ormandaki düşmüşlüğünü korumak için masum gibi ekşiydiyle çalışmalarını öğrendik. Sonra sana gerçek oyunların göründüğü kadar masum olmadığı ortaya çıktı. Rosetta insanları oyuna bağımları getiren hata hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia etse de ona bir an bile inanmadım. Dreamlife oyunu bağımlı yaptığını iddia edebilir ama bu oyunda oyuncuların kendilerine bakmaya unutacak kadar oyuna kaldırıları geçeni değiştirmiyor. Bu oyun insanların zihnini bulandırıyor. Rupta baksan oynamaya başlayan biri başka biri sanki. Teknoloji kongresine gitmeni bu yüzden istiyorum. O da Dreamlife'ın standı olacak. Bu onları aşmak için mükemmel bir fırsat. Burası tıkladım tıkladım herkes Dream Life sana geçecek oyunuyla ilgili konferansa katılmak istedi galiba. Başlamak üzere. Dream Life yeri düzenlenen Guinness Teknoloji Kongresi'ndeki ilk standına. Hoş geldiniz, ben Jennifer. Beni oyundaki kişisel hoş sesiniz olarak görmüş olabilirsiniz. Sana geçecek oyunda insanlar karşısına kadın gerçek bir insan mıyım hiç bilmiyordum. Ben de maket sandım onu. Hayalinize yaşam. Yaşam sürmeni sağlayan Dream Life sana geçecek oyunu standırmak için buradayım. Neyse sanalı gerçek gözüyle başlı oyuncu gözlü. Bu şekilde takılıyor ve sonra keyifle. Ana karı! Ay! Ben bu vaka... Ay uşağı ne oldu? Gözlüğü patladı. Bu bir arıza olma tasarlanmış bir cennet olma suçmanı emniyet altına al. Kongreyi başlatıyorum, boşaltıyorum. Gece bir senemiz bile yok. Aklıma şeyin vakası geldi la. Madison'ın öldüğü vaka yok mu? Taç patlamıştı. Aynı o vaka gibi. Madison'ın olayı geldi aklıma ya. Ah Madison ah. Bu salak da geberdi. Aaa suratının yarısı gitti lan. Ne pis öldü. Çantası kızındı sanırım bu. Suçman emniyet altından cesedi bir bakalım. Ne kadar konuşsa da Jennifer kafası ya havaya uçtu. Taktı gözlüğü bu bir tuzağa yerleşmiş olmak cinayet sinirini bulduk bile. Çanta Jennifer'ın giysileriyle aynı tarzda onun olma içine bakalım. Nasıl unuturum Jennifer'ın patronu Rosetta ile mi konuşmamız gerek? Haydi. Yıldız yapalım. Bu ne lan? Armut. Kurban çantası İpier kalitesini buldun. İpier ve Dream Life ezeli rakipler. Bir Dream Life çalışanı neden rakibin kartı olsun ki? Üstteki isim yırtılmış ama belki sen olduğunu ne olduğunu çözersin. Ben bu kızı robot sanmıştım. Meğersem garıymış. Papi'ye benziyor. Papi vardı ya. Jennifer'in çantasında bulunan kart E-Krefi'ye gitmiş. Bu isim belirten tanıdık geliyor. Doğru haber açılmıştı. Giggs'in önünden sonra İPR'in genel müdürü olmuştu. Demek ki Jennifer'da herhangi bir İPR çalışanı değil, İPR genel müdür kart viziti varmış. En iyisi bunu adama soralım. Jasper'a benziyor. Bıyığı. Konuş bakayım mavi kafa. Her şeyin adına sen çıkıyorsun. Sorunuzu ayıracak bir zamanım yok. Bir halkla ilişkileri kabusunun tam ortasında şirketimizin yüzünü öldürmek doğrudan kıtlarım life'e saldırmak demek. Artık Jennifer olmadığına göre tabii ki bütün pazarlama stratejimizi yeniden tasarlamamız gerek. Bunun ne kadar masraf olduğunu biliyor musunuz?
Evet, emin Cennifer ise para kaybettirdiğini bilseye kadar da özledi birinin Jennifer'ın gözünü kurcaladığı kesin. Gözlük nereden geldi? Gözler Jennifer'dan başka dokunan olmadı. Kendi eşyalarını kullanmak isterdi. Orada daha rahat hissettiğini söylerdi. Onun o kadar anlayışlı davranmasaydı bunlar hiçbir olmayacaktı. Jennifer'ın masasını kime toparca onu nohut beğendi ve bana şimdi çok fazla zaman kaybettirdi. Birkaç görüşme yapmam gerek. Aslında masası toplamadan önce bir göz atmak isteriz. Dream Life ofisine gidelim. Patron konuş. Sizin tanışmak harika, yanlış anlama, yanlış görmediğiniz geceden eminim. Benim. Ertesi neden Cennifer'in çantası olduğunu açıklayabilir misiniz? Dream Life ve EPR rezil rakipler. Bu zaten sosyal bir ağ kurma etkinliği. Herkesin kartını alıyor. Evde Jennifer'ın aklına yatık gelecek profesyonel çalışmak vardı. Ölmesi ne yazık, kargaşa EPR standından duydum. Aslına bakarsanız mutlaka sızlandığımızda gelmelisiniz. Hoşunuza gideceğine eminim. Aksini düşünemiyorum. Teknoloji dünyasında değişim ayak uyduraman yok olur. Ödüllü sana geçe maskotları olmadan Dream Life bir yıl bile tutunabileceğinden hep şüpheliyim. Size de gün doğdu işte. İpeyerciler. Şu yere bakalım. Kaşın yerim hala sinek yedi ya. Kaşın doğru yara ettim kolum hep. Bir tablet. Burası çok modern görünüyor. İş mimarlarının numarasını alıp şefi mola ve mola odasını yenilemeye ikna mı etsin acaba? O dijital fotoğraf çekimine bir masada fena durmazdı. Hepsi olarak almışsın. Üzerine Jennifer'ın yüzü olan simgeyi fark ettim tabii. Fotoğraf çerçevesi onun olmalı. Hesabın içmesini kırarsın. Birleştirelim. Kağıda birleştireceğiz. Jennifer yazıyor. Sıkıldım hayattan. Notdaki mesaj yok. Jennifer geleceğini alev aldığını izlemek için sabırsızım. Umarım son gösterin hoşuna gider. Her şey bomba gibi olacak. Tehdit değil mi bu? Kurbana yazılmış notta bombadan bahsediyor. Tıpkı cinayetçiler gibi notu katil yazan şüphe yok. Ama mesaj hiçbir H harfi çıkmamış. Bunun bir anlamı var mı acaba? Nota Gabriel'e gönderin, biraz daha fazla bilgi verecektir diyor. Jennifer de güzel kızmış ha. Kafasını UFO gibi yapmış. Yanlış yaptım. Dikkatim dağıldı ya. Konsantrasyonu bozuldu mu ben böyle oluyorum. Aklıma bir şey takıldı, onu düşünüyordum da. 9 mu? 1. Fotoğrafta Jennifer'ın çocukluk hali var. Çok değişmemiş. Yanındaki bu adam kim acaba? Veri tabanında aratalım en iyisi. Veri tabanı aratacağız. Kimmiş bu lavuk? Ana! Bir adam.
Ana, bu memur değil mi? Memur Tim Cooper. Odada kurban yanındaki adam Tim Cooper. Eş bir sürü cinayet araştırıp tanıştığımız polis. Jennifer'la bağlantısı ne acaba, gidip memura soralım. Ana! O kız genç değil mi la? Bu morukla ne işi var? Marita sormasın. Tire kalktım, o geliyor. Merhaba memur Cooper, bir dakikanız var mı? Dream Life'dan geçen Jennifer'in öldürmesini araştırıyoruz. Jennifer öldü mü? Ağlıyor. Yakın mıydınız memur bey? Jennifer benim kardeşimdi. Ne? Hiç tahmin etmezdim, sizden çok daha genç görünüyordu. Jennifer benden yıllar sonra doğdu. O doğduktan kısa süre sonra evden ayrıldım. Bu yüzden onunla istediğim gibi vakit geçiremedim. Jennifer'e tatlı ve yaşam dolu hırslıydı ve sırsıydı. Ünlü olmak istiyordu. Dream Life'de çalışmak onun hayaliydi gerçekten. Beni acımla baş başa bırakın. Ana! Kardeşiymiş. Şunları yönetelim de geleyim. Anam, şu oldum. Oh lala Ayşe. Jennifer'ın yüzünü tanıtım posterini görmüşüm. Çok güzel de bu şekilde ölmesi çok üzücü. Evet, şimdi de yüzüne uzun uzun bakmam mümkün değil. Tabiri caizse şansımıza bütün patlayıcı gözünün sağ tarafına yerleştirmiş. Yani gözün sol tarafı olduğu gibi kalmış. İçinde bir pil, bir de tesisi kontrol eden fünye buldum. Katil bombayı uzaktan kumandayla patlamış. O zaman kalabalığın arasındaymış. Gösteriyi keyifle izlemek istemiş olmalı ama dahası var. Lehimler ve kablolar çok ileri seviyedeydi. Kulaklığı bu şekilde düzenek kurabilmesi için katilin elektronik anlıyor olması gerek. Adalete kaçmak için elektronik bilgisayarın daha fazlasına ihtiyacı duyacak. Elektronikten anlıyormuş. Jones Ayşe, konuşmak ister misin? Gözlerinin önünde birinin kafasının hava uçtuğunu görmeni yarattığı bir zor istirama göz ardı edilmemeli. Şimdi olmak gibi ancak katil kadığımızı kendimiz daha hissedeceğiz. Kabul her zaman için. Bu arada bana gönderdiğiniz nottan bahsedeyim size. Notta dikkatimi ilk çeken şey tabii ki de yerlerin eksik olması. Bunun bir tür şifre olacağını düşündüm. Ama sonra harfin eksik olması kasıtlı olmadığını anladım ve başka bir şey fark ettim. Kağıttaki grintilerden de anlayabileceğin gibi bu not bilgisayar yazılmamış, daktilo ile yazılmış. Daktilo ile mağara daktilo kullanan var mı ya? Katilin kullandığı kesin, üstelik herhangi bir daktilo değil. Rolling Tone marka daktilolar H harflerinin kolayca düşmesi gibi kötü bir ürüne sahip. Daktilo kullandığını söylüyorsun. Tamam. Jennifer kafasını bom diye patladığı anın görüntüsünü kafama atamıyorum. Madison olay gibi. Bu bir tuzağa iyileştirmiş, sunumun ortası patları bölümüse neden oldu. Rosie de buz gibiydi. Jennifer'ın halkla işin üzerine etkisi daha çok umurundaydı. İpek Genel Müdür Benjamin numaralı şüpheli. Abisinin olduğu hiç tahmin etmezdim. Kardeşim bu şekilde kaybetmek zor olmalı. Az önce dönüm rakibi senin bir telefon gidiyor, hemen oraya gitmen gerek. Öfkeli sana geçiyor. Müşteri kan istiyorlar. Kontrol edin çıkmıyor ama meselesi. 2. Dur, şey geldi. Keti. Elimiz kolumuz bağlı. Sence? Az önce dönerek bu sizlerinden telefon geldi. Hemen oraya gitmen gerek. Öfkeli sana geçmişleri kan istiyordu. Kendileri kaybetmek üzereler. Hep sana geç özgüveni havaya uçacağına inanıyor. Dream Life ofisinden gitmeli, izliyor. Gene müşteri. O oyuna devam patlamaları son. Oyuna devam patlamaları son. Herkes sayın olsun, hepiniz üyendesiniz. Bunu Jennifer'e söyleyin. Kafası patladı. Aynı şeyin bizim başımıza da gelmeyeceğine malum. Kullanmayın. Konuyu inceliyoruz. Endişeleniyorsanız gözleri kullanmayı bırakabilirsiniz. Şimdi burayı terk edin. Ben doğru dedim. İşler çok daha kötüye gidebilirdi. Biliyor musun, burayı duymuştum. Sadece oyuncuların gelip oyunu burada kontrollü bir ortamda oynamaları için Dream Life tarafından kurulmuş. Oyuncu bölgesi diyordu. Ayet tarafı göz atalım. Sen onu mu düşünüyorsun? Kız öldü, kız. Kim yaptı bunu? Size söylüyorum. Rakel'ime bunu kim yaptı? Ah Rakel'a. Ulan herkes unuttum. Bir Rakel'i unutamadım. Bir de Nathan'ı unutamadım. Ah Nathan, ah. Çikolata çocuk. Nathan'ı da harcadılar. Herkes harcadınız.
Bavul gibi bir şey var şurada ama tıklanmıyor. Bilet. Uykum geldi ya. Kolum kaşınıyor ya. Sinek yedi beni. Üf. Dreamlife oyuncuları nasıl manipüle edeceğini iyi biliyorum. Şuraya baksan sadece oynamak için ne gerekiyorsa var. Bir de bu bir teknoloji kongresi bileti yeni bir şifreye ulaşmamı sağlayabilir. Pudalamak parmak izi alalım. Diğer çanın bir gibi böyle yüksek teknoloji bir yer için olca eski modda görünüyor. İçini açmalıyız. Gözücük kapayınca kadar eskene getireceğine eminim. Sen kes. Ben sana hala sinirliyim. Sinirim geçmedi. O karıdan uzak dur. İstemiyorum onu. Beni aldattın. Anam hiç umudum yoktu. Salladım halbuki onu ben. Daktilo. Bir daktilo gizliymiş. İyi fark edin. H tuşu eksik. Tıpkı katil tehdidinde olduğu gibi. Bu katil kullanan daktilomu laboratuvara gönderelim. Kongre bileti parmak izleri var. Sahibini bulalım bakalım. Veri tabandan bakacağız. Sırtım ağrıdı ya. Yoruldum yoruldum. İş yapıyorum evde. Boş boş oturmuyorum. Anam. Rupert. Kongre meeting permisi Rupert'a mı aitmiş? Kongre giden hiç basmamış. Böyle bir cinayeti tanıklık ettikten sonra nasıl olur da bu yanımıza gelmez. Son zamanlarda aklı figüre san geçip oyunda ama kendisini bir de polis olduğunu unutmamıştır. Herhalde onu konuşalım. Şüpheli Rupert. Anam. Rupert amca. Şok oldum lan. Rupert katil değil ki ama. Yalancı şüpheli olabilir. Dünya turunda çok vardı yalancı şüpheli. Ronald Rooney yazıyor. Rosette Ronald Rooney fan kulübü yazıyorum. Birkaç hafta önce kırmızı halıda öldürülen aktör değil mi bu? Bu elinin taktığı Rosette kendisi onun büyük hayranıydı. En son görüntü sana geçti. Oyun o kadar bağımlı hale gelmişti ki. İlaçlarını bile almıyordu. En iyisi gidip onu bir kontrol edelim. Bakalım. Rupert amca sen ne yapıyorsun? Bir dakikan var mı? Kongre bitsin. Bu arada ondan haberimiz yoktu. Yalnız gelemediğim için özür dilerim ama çılgına dönmüştüm. Zavallı Jennifer öldüğüne inanmıyorum. Onun tadını bilmiyordum. Jennifer'i elbette tanıyordum. Sana geçen gün onunla konuşuyordum. Sana Jennifer diyorsun. O bu ne cevap benim için sanal değildi o. Şöyle olsun ki ruhu yaşamayı önecek. Bu arada 5 dakika sonra oyunda onunla çayır annem var. Görüşürüz mü? Bu biraz ağır olur. Sanırım da kötü durumda. Sana gerçek oyunun geceden bağımlı olmuş. Umarım Jennifer teması bundan ibarettir. Ne yapacak lan sana geçti? Şey Johnny Sins maçı izleyecek gözlüğün içinden.
Yapar mı yapar ha. Dede zaten bu kalp krizinden ölür. Sevgiler görmek ne hoş. Rozesinizi bulduk. Bunca zahmete girip bana bunu vermek için sana dünyaya kadar gelmesin ne büyük incelik. Sana dünyanın bir dakika şu an sanki oyunda olduğumuzu mu zannediyorsunuz? Tabii ki oyunda Greens o kadar mükemmel gerçek biri olmasına imkan yok. Başka bir daktilomu kullanırken ayaklarımı balık masajı yaptırabilirim. Gerçek yaşamda böyle bir şey mümkün değil. İnanın bana burası gerçek yaşam her şey doğru önceniz fark etmiyor musunuz? Gerçekçi olun elektrik ısıtıcımı haftaları tamir etmek zorunda kalmadım her şey sana olduğu çok bariz. Ne olur ne olmasın gerçek dünyada olma ihtimalinize karşı dikkatli olun. Bunlar da iyice çığırını çıkar da. Şu an izin atayım da geleyim. Kafayı yemişler. Merhaba acaba benim gönlüm daktörü çok havalı. Lan? Orada kedi görünüyor. Amir çıktı. Aha oyun hatası gene. Hatırladınız mı millet? Dünya turunda olmuştu. Geçmişte de olmuştu. Bunda da oldu. Yuan ağzına aldı artık. Daktörü çok mu havalı bir de sahibi havayı uçurmayı sevmese. Evet her tuşunu düşürüp yenisini koymamak da çok özenli ama kalbi biraz dağınık bir tipe benziyor. Nasıl yani? Daktilo çeşitli kırıntılar dolu ve çoğu da tofu parçacığıydı. Ne tür bir canlı tofu yer ki içinde tek bir gram bile yağ yok. Kalbi beni korkuyor. Beni daha da korkutuyor artık. Teneffüsen geri dönelim. Bir dakika. Şuraya tekrar bakacağım. İyi de keti görünüyor. İlkten fark etmedim. Şimdi fark ettim. Bakın. Kete görünüyor. Yağmur çıkıyor. Yuh artık. Yapacağınız işi. Pretty Simple artık çok hata yapmaya başladın. Tamam anladık. Vakaları çekmek için, yapmak için uğraşıyorsunuz da biraz özen gösterin de. Yani o kadar kolay bir şey nasıl hatasını yapabilirsin sen? Mesela ipucu soruşturmak olsa neyse ondan belki karıştırabilirsin ama analiz şeyini nasıl karıştırdın? Bunlara da eleman değiştirdiler. Bu yeni gelen eleman mal olduğu için böyle yapabilir. Kilitli. Söylemem gerek yok. Kilidini açacağız. Dilimde tüy bitti artık. Nerede bu bitki? Etçil bitki. Hep söyleyin iş arkadaşı ofis dolabında nerede oturduğunu Jenny tahmin edemezsin. Arayalım bakalım. Jennifer diyorsa bir sene bulmuşsun. Üzerine de yozlaşabilirsin kralım. Sen demeden zaten ben bunları biliyordum. Of. Yaptıkları hataya bak ya. Rosetta. Heykelci. Dolapta bulduğun heykelcik ne? Johnny Sins. Rosetta işte. Jennifer gibi giymiş. Prototip gibi bir şey mi bu? Onunla tekrar konuşma canı atmıyorum. Rosie'ye bunu sormamız gerek. Belki kızı kıskandı. Ne bileyim. Onun gibi güzel olmadığı için olabilir mi? Jennifer güzel bence. Tebrikler değil. Tam bir profesyonelsin. Kurbancı bilgisayarını laboratuvara gönderelim. Bu sefer de keti yerine amire gönderip de keti çıkmasın. Demin öyle olmuştu. Amire göndereceğimiz şey keti göründü. Amir çıktı. Konuş kız. Ay ayağım. Sinek mi yedi lan? Bulduğumuz heykelcinizin ne böyle? Jennifer'ı yeni almayı planlıyordunuz.
Ya ben olan sürekli daha hisse rezervlerini bir yazılımı yüzde olmak isteyeceğini mi sanıyorsunuz? Bundan daha büyük hedeflerim var, almayayım. Oyuncak bebeğin amacı sınıfına yeni bir yeri dolduramaz olmadığını göstermek, bana karşı tavrını görseniz inanmazdınız. Ya sadece oyunun yüzüğüyle taklit edilmeyi hak ediyordu, öyle değil mi? Ne için? Güzel bir yüzdü o kadar. Bir de çok önemli biriymiş gibi şirkete hisse isteyecek kadar küstahtı. Burası kendini bulunmaz intikam açısından insanlarla dolu mesela. İşe yaramaz EO sıfırdan robot yapmayı bile zor beceriyor ama söylediklerini duysanız bunu teknoloji sihirbazı sanırsınız. Gözden çıkarabilir olduğunu kanıtlamak için bir çalışan öldürdüyseniz kısa süre içinde yeni bir çalışan işe almanız gerekecek. Hukuk diploması olan birini. Niye? Polisçilik mi oynayacaklar? Saçmaladın ha. Kedi kurban dizisi bilgisayarlarına ne söylüyorsun? Bu tür cihazlar o kadar çok şey olur mu? Bu kadar bir şey bulmuşsundur. Dedim bir an Alex mi çıkacak? Deminki hata gibi. Bütün dizisi bilgisayarlar eşit yaratılmamıştır. Kurban bilgisayarını kedi videoları ve fotoğrafı kaydetmek için kullanmış. Üstelik iş klasörüne. Fakat güvenlik özelliklerini kontrol edince işler ilginç bir hale aldı. Birisi güvenlik duvarı sistemin çevresine kırmış ve 24 saat etkin kayıt cihazı yüklemiş. Ama bilgisayar korsanı çok güzel dikkat etmiş. IP'ye takip edince abisine ulaşmak hiç zor olmadı. Abisi mi yapmış? Kardeşimi gözetliyormuş. Bana kalırsa çok bir bulancı bir mahremiyet ihlali. Kardeşini neden gözetliyormuş? Gidip onunla görüşelim. Bakalım. Sen niye kardeşini dik yüzüyorsun lan sapık? Coşkun musun sen? Kardeşinizi gözetlediğinizi biliyoruz. Bilgisayarın şifresini kırmışsınız. Şifresini kırmak mı? Televizyonu tamir etmek anlıyor olabilir ama birçok önce bilgim bununla sınırlı. Raporlarımı bile hala daktilo ile yazıyorum. IP adresinizden size ulaştık. Gerçekten inkar etmenin anlamı yok. Beni anlamanız gerek. Sadece onu korumak istedim. Oyun dünyası ön plandaydı ve etrafta ne tür çılgın insanlar olacağını hepimiz biliyoruz. Onu gözetleyip biraz fazla ileri gitmiş olmadınız mı? Bak elimden bu kadar gelirdi. Onunla bağ kurmaya çalıştım. Esmer'e gülmeyi denedim. Hatta vejetaryen olmaya karar verdim. Onunla tofu tarifleri bile paylaştım. Onunla benden uzaklaşmaya devam etti. Bilgisayarın şifresini kırarak aşırı korumacı bir abi gibi görünmeden ona göz kulak olabilecektim. Aşırı korumacı az kaçar. Bence koruma anlayışımız biraz farklı. Kurban öldürme gerçek gerekçesi bir şey. Abisi tüm hareketini takip etmesine rağmen kafasına batmasına engel olamamış. Rosie'de çirkin yüzü olmasına rağmen kendini umursamadığını davası uygulayamaz herhalde. Bunlar kafa yemiş ikisi. İstemedi onu. Ne oldu? Jennifer onu ben mi öldürdüm? 3. Garı geldi, dur bakalım öldürdüm diyor. Acaba oyunda sana gerçekten Garı'yı öldürmüş olma ihtimali yüksek. Çünkü gerçeğini öldüremez. Mümkün olduğunu bile bilmiyordum. Aklım düşünceleri üşüştü. Çok vereyim ama kazayla oldu. Derin nefes alın. Bize anlatmaya çalışıyorsunuz? Jennifer'ı isteyerek öldürmedim. Siz mi öldürdünüz? Sizinle konuşmamız gerek sorudu. Sana gidelim. Beni sana gerçekliktekini öldürmüştür. Gerçi zaten öldü. Üstelik herkesin önünde nasıl sen nasıl öyle bir işin? Baştan anlatın. Jennifer'ı öldürdüğünüzü mü söylüyorsunuz? Onu zihin gücümle öldürdüm. Kafasının hava uçmasını geçen çok istedim ve oldu. Jennifer'ın gözünde bomba vardı. Onu pisici güçleriniz öldürmedi. Anlamıyorsun. Ondan bıkmıştım. Biliyorsunuz oyunda yemek vesaire için sponsor mesajları çıkıyor ya. Jennifer zırpırt ortaya çıkıp bana tofu aldırmaya çalışıyordu. Tofu herkes kadar çok severdim. Ama hiç durmadan sponsorumuz en lezzetli tofu ürünleri deyip duruyordu. Çenesi kapatmasını istedim ve sonra öldürdüm onu. Onu öldürürsün gece de sanmıyorum ama ne olur ama sizi şimdi gözaltına tutacağız. Bu fazla size razı edici. Elini şu an düzgün düşemedi çok acı ama gözü düzeni yıpran gerçekten oysa. Herhalde köyde aksın hiç kimse tutulmak için yeter kanalımız yok kesin bir şey bilmiyoruz. Yine bu çınarıma ihtiyacımız var. Teknoloji kongresi merkezi aradılar. Şirketler standlarına çok fazla para yatırmış ve halkın tekrar içeri girmesi için acele ediyorlar. Onları ikna ettim sonra bir arama için sekizlere bu zaman gelecekleri ama acele edin. Madem kanıtımız yok, Gary'i niye içeri attık? Bir lafla. Serbest bırakabilirdik.
Ya da yanına bir koruma polisi verip kadını takip ettirebilirdik. Ya da Ramirez'i gönderdik peşine. İşte böyle şeyler niye yapmıyorsun Pretty Simple? Hep ben mi söyleyeceğim? Ana Nokia lan! Oo Reis ne haber? Nokia! Yer at yer beton kırılır lan. O ne kadar iyi bir telefon biliyor musunuz siz? Betona kırar şerefsiz. O var ya o. O benim şenkam. Poster. Jennifer'ın fotoğrafı o. Bu eski model telefon burada ne işi var? Nokia. Evet Nokia'yı Nokia yapmışlar. 662. 6620'nin falan da bilmiyordum. O 31 çift 0 değil miydi Nokia? Bilmiyorum o kadarını. 33 ondu pardon ne 32 şeyse. 33 ondu. Bu yüzden teknoloji ürünü cihazların arasında nasıl geldi acaba? Gidelim şimdi kim ait olduğunu anlayalım. Jennifer'ın posterinin birisi kafasını karalayıp üzerine ilgi budalası yazmış. Benim kurban çok hızlı bir yere kimse arkasına kavring pullar bırakmış. Toplayalım şunları. Nokia yazıyordu adam. Nokia lan o. 32 şey. 3310. Aynen. Şey bu turuncu. gidi. Betona atın betona kırar. O kadar iyi bir telefon yani. Artık çıkarmıyorum Nokia telefon ya. Şu Samsung yükseldi ya. Nokia artık bitti yani. Bir aralar çıkarmış da tutmadı. O da battı gitti zavallı. Bir zamanların efsanesiydim be. Nereye gittin sen? Tebrikler. Hello report yazıyor. Report'un telefonu ekranda da yazıyor. Report amca bunu mu kullanıyormuş? Suçum anlatması çok garip. Bunu kediye gönderelim. İnanmıyorum lan. Report bunu kullanıyormuş. Ay, güldürdün beni report ya. Ne yapsın adam yaşlı ne bilsin. Ama sana gerçekten çok takladı o adam. Harcamasınlar rıpırtı. Zaten ölecekti. Şimşek gibi sizin pozisyonlarını karın pullara mikroskopla inceleyelim. Bu ne ya? Yaprak mı ne? Pipo tütünü mü? Pular pipo tütünüymüş. Kavirin piposu vardı. Kurban posyonu tahrip eden o olabilir mi? Eminim tek bir yolu var. Emre ama tek bir yolu var. Gidip onu soralım. Pipocu. Tekrar geleceğinizi biliyordum. Kimse kartım almadan gitmez. Şey aslında biz polis soruşturması için burada Jennifer Bahçe öldürmüştü ya. Üstünü kırdığınız Jennifer posterini bulduk. Bizi aydın tanımışsınız. Ha oğlum sadece bir anlık bir öfke patlamasıydı. Yani Forbes 300 şirketlerinden birinin başındaki en genç genel müdür benim ama yerleri ona yüz asılı. Buna nasıl tepki vermemi bekliyordunuz? Degre sadece ondan o aptal sana geçecek oyundan ve aptal Rose'den bahsetmek istiyor. Rose'den tofu yediğimi doktor okulunu kim okumak ister ki? Ben de tofu yiyorum ama kimse benim başıma gelen Ceylan'dan yazmak istemiyor. Aksan geçici yüzü gittiğine göre medya spotu Chanel'i asıl Sara yani bana çevirecektir.
Asıl ilgi budalası sensin. Manyak. Şunu yönetelim mi gelelim? Burnumu sokmayı hiç istemesem de Rupert'ın mesajını ve aramaları bakmak zorunda kaldım. Cevap etmeyen Rupert'ın insanların mesajımı sevdiğini bilmiyordum. Gerçekten kime mesaj atıyormuş? İngiliz olan da zaten Jennifer mesajı gönderiyormuş. Jennifer kurbanı mı yani sadece oyundaki onu gerçek yaşamda mı mesaj göndermiş? Galiba ona çay içmek istemiş ama Jennifer ona ne kadar basit yazmış ve başka da yanıt vermemiş. Bunu hiç beklemiyordum. Rupert'la tekrar konuşmamız gerek. Sanırım bir açıklama yapman gerek. Telefonu bulduk ve Jennifer'a onunla tanışmak için yalvaracağız ve attığı mesajları gördük. Bu çok utanç verici. Jennifer beni sanmıyor. O kadar yanlış oldu ki gece günü uyuşuruz diye düşündüm. Önce ona redaktörüne bir mektup yazmam, daha sonra biraz daha modern olmalıyım diye düşündüm. Sana yanıt verdi. Geçen yaşamda buluştunuz mu öyleyse? Evde de buluşmadım. Mesaj görmüşsünüz. Meğer hiç oyundaki gibi klas bir kadın değilmiş. Ondan sonra gerçek yaşamda peşine koşmanın anlamsız olduğuna karar verdim. Oysa ki senin birlikte güzel bir peşinden çay içebileceğin biriydi. Sana Jennifer yaprak fermentasyonu hakkında o kadar bilgili ki. Yazık ya. Bu da izdivaç arıyor sana açıkçası. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. İlk olarak zengin gücü Jennifer ödülüne ikna olmuş eni var. Bu da kendini düşüneyim. Rupert da herife karya yazaymış. Oyuncu bölgesine bıraktığını biliyoruz. Orayı tek kez bir kez daha aramalıyız. Uykum geldi yani sıkıcı vaka. Bu aralar bütün vakalar sıkıcı ha. Üf. Bilse bu sana gerçek bir olayı. Aha bomba. Bomba gibi bir şey var yerde. Uzaktan kumandaymış. Atıştırmalık tabağı. Herifin atıştırmalık tabağı buysa yemek tabağını düşünemiyorum. Sonra efendim neden şişko oluyoruz? Ben o atıştırmaktan bir tanesini bitirebilirim ancak. Uzaktan kumandanın üzerinde sana geçen uzun çizimi var. Ve kırmızı düğmede kocaman harflerle bomba yazıyor. Bomba şişesi değil mi bu? Gözleri bomba yapabilmek çok olan uzaktan kumanda olmalı bu. Şansıma vidalarından birine ipek takılmış örnek alalım. Biraz atıştırmak istedim, yatıştırma yardımcı oluyor gerçekten. Onları yemeyeceğiz hıyar. Tepsiye bir şey düşmüş olabilir diyorsun. Kes. Senin yediğin haltlardan sonra sana hiçbir şey yok. Soğan ye. Sana çiğ çiğ soğan yedireceğim. Böyle akacak gözlerinden yaşlar. Beni aldattın. Bunun bedelini ödeyeceksin. Bedelini ödeyeceksin kanka. Neyin bedeli kanka? Bedelini ödeyeceksin. Sen benim hakkımda kötü kötü şeyler söylemişsin. Hikayelerimi anlatmıştın. Bir tane kız var ya öyle video çekiyordu. Ne hikaye anlatması kanka? Kanka telefon şakası. Öyle demişti. Ay geldi o manyak aklıma. Ne komikti ya. Bedelini ödeyeceksin kanka. Bu işi uzakta kotardın. Uzakta aldığın öneriyi laboratuvara gönderelim. Şimdi raporu şüpheli olduğuna göre amire veriyoruz. Şey örneği lan başka bir şey değil. Zaten amir şey yapmaz da. Kar almaz bize. Şimdi şuna bakalım. Şimdi. Nerede lan? Bu ne lo? He, aha Daktilon H'si. Evet, tepsi bulun tuş tane. Doğru söylüyorsun. Katilin daktilosunda eksik olan H harfi olmalı. Laboratuvara gönderelim. H'nin önüne atayım da geleyim. Sana gönderelim. Tuşla ilgili bize ne söyleyebilirsin Emir? H'nin her zaman kullanılan bir harf olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine işimize yaradı.
Tuşta tıpkı Dagdaki gibi tofu kanıtları buldum ama hepsi bu değil. Aynı zamanda birkaç kan hücresi de vardı. Doktorun katil ait olduğunu bildiğimize göre kan hücreleri üzerinde bütün becerilerimi sevgildim ve katilin kan grubu sıfır negatif olduğunu söyleyebilirim. Tamam. En güzel ipucu şu an. Kan grubundan yola çıkarak bulabiliriz. Katil bundan çok rahat diyeceğim. Rupert'ın şüpheli olduğunu bilmek hiç hoşuma gitmiyor. En azından bir adım daha yaklaşmanızı sağlayacak bir şey buldum. Katil uzak dokunmasını aldım. Kahverengi ipleri pamuk çıktı. Daha doğrusu giysi bir yapımda kullanan dokunmuş pamuk lifleri. Giysilerinden mi gelmiş? Evet ama hepsi bu değil. Kirli olmasına rağmen ipler aslında boyanmamış. Zaten güçlü bir beyazıcı madde içiriyordu. Şüpheli yer bırakmayacak bir şekilde beyaz kumaştan geldiğini söyleyebilirim. Kar beyazı giyiyormuş. Kar beyazdır ölüm. Ellerinden gülüm. Yine yoksun diye. Düşmanım her güne. Rupert'a bakmayacağım ne? Çünkü Rupert olamaz. Bununki beyaz giymiyor. Bunu kan grubunda tutmuyor. Kar beyazdır ölüm. Bu adam lacivert giymiyor mu ya? İçine beyaz var ama. Bu da beyaz giyiyor ama kan grubu tutmuyor. Rupert hiç tutmuyor. Abisi mi? Abisi lan. Oha polis kardeşini mi öldürdü? Tabi bu oyunda kocasını öldüren var. Uşağını öldüren var. Bir abi katili eksikti, o da oldu. Kardeş katili. Tim kardeşinizi önemekten tutulursanız orada durup kardeşinizin kafasını patlamasına izlediğinize inanamıyorum. Şaka mı yapıyorsun? Küçük kardeşimizi ben mi öldürmüşüm? Öyleyse tehdit notunuzu yazmak için kullandığınız dakikada nasıl oldu da tofu yemenizin kanıtlarını bulduk. Tofu yiyor, ne var buna burası sıkıntınız. Herkes tofu yiyor. Ama herkes elektronikten sizin kadar anlamıyor. Bomba gözlüğü geliştirirken bu bilgi işinize yaramış olmalı. Ben sizin tarafınızdayım, ben iyi adamlardan biriyim. Şaka mı yapıyorsunuz? Küçük kardeşiniz gizlice izlemişsiniz, kim yapar böyle bir şeyi? Bakın dakikanızdan düşen tuşta kanınızı bulduk. Siz yapmanızı biliyoruz, biz doğruyu söyleyeyim. Cezalandırılması, Jennifer ben öldüm, cezalandırılması gerekiyor mu? Ne için? Hadi demek istiyorsun babamı, babamızı o mu öldürdü? Ne? Jennifer zaman babam gözdesi oldu, hastalığında görmek istediği tek insan oydu. Ama işte ziyaretine gelmedi, hep meşguldü, çok önemli biriydi. Babam hastaneye yatınca Jennifer gelmesi için yalvardım, babam muhtemelen fazla zamanını kalmadı söyledim. Verdiği tek yanıt babam oyunda kendisi konuşamayacağı ortalık yüzlerine göndermek oldu. Babam o şeye bağımlı hale geldi. Jennifer o kadar sevimli küsur bir oyun oynuyordu. Yanı başına babam fark etmiyordu. Beni görmüyordu adeta. Bir gün hastaneye gidince ölmüş. Kendini ölüme teslim etti. Onun yüzüne. Babanız kardeşinin sanki haliyle konuşurken vefat etti. Bunu kendisine söylediğimiz Jennifer hiç pişman duymadı. Babamın her zaman geldiğini söyledi. Babam kaybetmiş ama hiç umurda değildi. Size kafasına bir düşürme karar verdi. Bunu her şey düzenini nasıl düşünebildiniz? Her şey düzenmesine ihtiyacım yoktu. Sadece yaptığım bedelini ödemesini istedim. Umarım bir ne kadar yalnızlığınızı fark edersiniz. Şimdi cinayetten tutulursunuz. Yazık ya. Dosyada dokunduklarıma inanamıyorum. Kardeşini öldürme her şeyi düzelteceğini nasıl düşünürsünüz? Zaten kalbini yitirmiş güzel bir yüzden ibaret birine dönüşmüştü. Babam bunu göremiyordu ama onun sevgisine hak etmediğini biliyordum. Baba sevgisi koşulsuz, acınızı ve gününüzü karşısına çıkarmaya hiç hakkınız yoktu. Adı karının yüzünden olmuş. Adamın ne suçu var? Adam haklı. Adama hak veriyorum. Jennifer bitch. Suçluyum sayın hakim, beni cezalandırılması gerekiyordu. Can almak ceza değildir, suçtur. Bir polis memuru olarak bunu bilmeniz gerekir. 40 yıl hapis cezası yaptıklarınızı düşünmek için size bol zaman verecektir. Resmen her şeyimi kaybettim. Bir polisin cennetine gibi bir şey için bir ceza düşünemiyorum. Geçen kendini kaybetmiş. Şimdiden babası ömrüne karşı kaybetmiş oldu boşu boşuna. Üzücü ya. Şimdi bir cennetin çözülecek ama işimiz henüz bilmedi. Dream Life'in şahibi cihazları yetince paşa boş bıraktık. Hareket içme zamanı geldi. Sadece bir hayal mi aldı? Ah bitiyor bu olay. Az ve öz konuşacağım. Jennifer öldürmesen Dream Life'e de sanki içeri iyisi olmayabilir ama şirketin asıl niyetin ne olduğunu öğrenmeliyiz. Evet olmazsa ofislerini gezdirmemize izin verecek halleri yok ya. Aslında soruşturmayı tam olarak sonlandırmadım. Dream Life özel ofislerine hala işimiz var. Harika çünkü onları sayıcı oyunları sondurmaya ikna etmemiz gerek. En iyi ve Rupert'ın yolu yaptığını gördüğünüz bu oyun tehlikeli. Oyuncuların ne kadar zaman geçtiğini fark etmemeleri sağlayan hatanın aslında
Hata olmadığını düşünüyorum. Makinata ihtiyacım var. Onu seni yine istiyorum. Benim ayakta bulduklarına ilgili bana tam rapor ver. Sanırım ki senin laboratuvarına. Anam! Marzone amca! Koşabilir miyiz? Galiba gözlerim bana oyun oynuyor. Kendisi poz magazin geliyor. Gerçek dünyada mıyız biz? Çok komik Jones. Buraya ciddi bir iş için geldim. Dönemlerle ilgili. Sanırım size birkaç dakika yürüyebiliriz. Ben Marzone'yi sokak odasına götüreyim. Sen de kediyle konuşan sonra yanımıza gelirsin. Aa, inanamıyorum. Marzone geldi. Demek adam haklı. Ben Marzone'ye inanıyorum ya. Marzone iyi bir adam. Bu tablet bugün niye kasıyor? Katie ile konuşalım. Dreamlike oyuncuları yapay yollardan bağımlar getirmeye amaçladıklarını söylüyor ama oyundaki ışığı kasten manipüle edilmediğini nasıl görebiliriz? Kota daha şüpheli şekilde işlerini yarımış gibi görüyoruz. Bana sanki test üzerine test yapmamışlar gibi. Ben de şunu düşündüm. Eğer bir hata değilse o zaman ayrıntıları belirlemiş olması gerek. Yani hiç dostlarını yaşayabilmek emin olabilir. Benim bunu halletmem gereken birkaç işim var ama senaryo bir partneri buldum. Aa, ben sesle yardım ederim. Senin bir bebek bakıcı da ben tamamen özgürüm. Seninle de usta rekord etmeye gidebilirim. Bu da bir klip geliyor. Madem bakıcınız var niye sen bakıyorsun? Allah Allah. Sen de gel. Beraber çalışın Keti ile. Marzone amca sen ciddiysin. Gel konuş. Size durumlar bir güvenmediğimi söylemiştim. Yani bizim size güvenmediğimiz gibi mi? Sus be. Ben sana güvenmiyorum. Şerefsiz. Bana güvenmesin Jonas. Çünkü onları anlamak için en iyi bir şansınız benim. Her neyse. Ormandaki uyduları korumak için şirketin çalıştığını biliyorsunuz. Bana düzenli olarak hava... Evet. Hava yatırdı. Para yatırdıkları geçir bir hesabdan ödeme yapıyorlardı. Bu muhtemelen bugüne kadar aldığım en heyecan verici bilgi. Umarım bir arada sadece geleceksindir. Ben de bu para nereden geldiğini öğrenmek istedim. Hesabınızı dönemlerken aynı zamanda bir isimsiz bilgi destekçi para destekçi daha para yatırıyormuş. Bunu şahibi olduğunu kabul ediyorum. Bu gizemli bir destekçi hakkında bir şey bulabildiniz mi? Biraz araştırdım ve bir hesap numarasından aşama bir şey çıkmadı. Şanslı olabilir diye düşünüyorum. Hesap numarası bu. Bu gizem hesabı neyse durum herifi bansı oldu kesin. Belki o senin bununla ilgili bir şey bulabiliriz. Size göreceğimi biliyordum. Ben beni de bildiğini bu idemi de kabul edin. Marzone ciddi la. Marzone adam olmuş millet. Zaten bu adam iyiydi aslında. Bu adam birinci sezonda da iyiydi bence. Sorguladığımız bence en iyi mafyalardan bir tanesiydi. Mafyaydı değil mi bu adam? Gangster işte. Ben seviyorum Marzone'yi. Ama ölecekmiş. Öyle söylediler. Tony amca. Harcayacaklar Tony amcayı. Niye hep iyiler ölür? Kötüler de ölüyor da daha doğrusu kötüler öldürülüyor. Şimdi üzüldüm Marzone'ye. Eğer ben kimsenin ölmesini istemediğim bir şey üzerinde çalışıyor olsaydım kesinlikle böyle bir şey kasıtlı sakladım açalım şunu. Alex ya saçı çok güzel değil mi Alex'in? Eskiden kız gibiydi saçı iki yana ayrılmıştı böyle. Öyle miydi? Bu da arkaya doğru muydu? Şimdi ise böyle çok değişik bir tarz olmuş. Çok farklı olmuş Alex ya. Eniştem. Kedi yengem. Seviyorum onları favori çiftim. Bakalım. Tipe bak. Jonas'a benziyor yani. Şu mumya. Jonas'a sinir oldum. Paramparça kağıt. Teneke kafa ne buldun? Ekstra puan. Belge önemli olabilir. Eski haline getirelim. Gülüyor. Hıyara bak ya. Ne 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 ne. Hıyvan ya. Hıyvansın sen. Bir hıyarsın. Sen bir hıyvan oğlu hıyvansın. Bu ne lan? Donation mı? 12.500 dolar mı? Dream Life yapılan bir para bağışına benziyor. Marzone bize verdiği hesap numarasıyla aynı. Yani güzel bir hesap yalnızca Dream Life adına
Marşal ödeme yapmakla kalmamıştı. Oradan şirkete buna daha fazla bağış yapmış ama bu gizem niye? Ekremis hesabını açsın. Kimin gizemini bilip bulabilir. Ona gönderelim. Ramirez'e yolluyoruz. Ramirez, Ramirez'im minim. Kankam. Ay kolum kaşınıyor. Şuraya bak kolumun haline ya. Kırmızı oldum. Ana hiç umudum yoktu. Şey kızı bir sabit ismi var. İkincisi altında tutulana göre çok önemli olmalı. Kendine bakmayı da istiyorum aslında ama şimdi kırma konusunda karıcığım benden çok daha fazla olduğunu daha az olduğunu biliyorsun. Bunu ona gönderelim. Karıcığım. Şu an üzerine yatar mı geleyim? Keti yenge. Dreamlife'de bulduğun sabit İslam'da ihtiyacım olan şey sana geçecek oyunun tüm kodlarını içeriyordu. Zaman geçtiğine dair bütün algın kaybedilmesi için ışıkla oynayan hata hala koddaydı. Ama hata kasetini tasarlanan kanıtlayan bu sırada notlar da vardı. Sonra da test edip doğranmış ve üretime geçilmiş. Öyleyse ihtiyacım olan kanıtı bulduk Dreamlife insanlara eni kadar kendilerini kaptırmalarını planlamadığını istediği kadar iddia edebilir ama kodlar aksini söylüyor. Dreamlife aleyhinde bütün tehdit topladan sonra bu bilir şefin ofisine gelecek. Geleceğim soru görüşürüz. Şimdi bitti işin. Dream Life. Kurtuluyoruz sonunda. Ramirez. Dream Life'in gizemi bağışçılar hakkında bir şey bulabildim mi? Kolay olmadı çünkü bağış yapan işte geçen de kimsenin kendilerine haberi olmasını istememiş. Ama biraz araştırma yaptım. Birkaç ricada bulundum ve kim aradıklarını buldum. Anonim hesabın arkasındaki insana yüksek gerçeklik adlı bir tarikat mı? Kurulu yaklaşık bir yıl olmuş aydınlanmayla daha yüksek bir düzenlere erişmeyle falan ilgileniyorlar. Bana kalırsa hepsi zırva gibi geliyor kulağım. Hem bir tarikat eden var sonra Dream Life oyuncusunu koruması için para verir ki. En azından yanıtının bir kısmını biliyoruz. Kedi oyununu incelemeyi bildiğin sonra ofiste toplanalım. Dream Life ile ilgili bir şey bulabildin mi? Bir tarikat amaçlı cömert bağışlar alıyorlarmış. Tarikat mı dedin? Adı yüksek gerçekti. Megiz burada Grims Borak'ta. Dreamlife'e düzenli bağış yapıyorlar ve ayrıca ormandaki uydunun koruması için yapılan ödemelere yardım etmişler. Ya bu zorla sadece bir parçasını daha bulmuş olsak da bağış almak yasalara aykırı değil. Başka bir şey buldunuz mu? Evet bulduk. Rulette oyuncudan geçecektik. Sana geçecek oyuncudayken zaman algısını kaybettim. Senin de olan hilelerin bir hata olduğunu iddia ediyordu ya. Bunu dikkatçe planlanıp doğrulandığını gösteren kanıtları tam burada bunu kalsın yapmışlar. Yok artık Rulette'le yüzleşme zaman geride geçiyor. Bakalım buna nasıl sıyrılacak. Gari de konuşacağız. O kadar zaten bir şeyler var bence. Ben katil o olur diye düşünmüştüm ama. Maalesef o çıkmadı. Maskaradık bir insan geçecek oyunlarını, gerçek oyuncularını kalsiyen bağımlı yapmanıza dair kanıtımız var. Tren karşı geç kaldığınız günleri bu program üzerine çalışıyorum. Böyle bir şey geçeceğini benim izin verdiğim sanıyorsunuz. Dream Rapçili bir şirkettir. Oyunuzu sevmek için hilelere ihtiyacımız yok. Oyunu geliştirmekten sorumlu ekip kovdu ve birkaç gün içinde sana geçecek oyunumuzu piyasadan çekeceğiz. Bu iyi. Ama bir dakika oyuna ciddi bir şekilde bağımlı olan oyuncular ne olacak? Onları önce bırakacak mısınız? Evet ay oyun için bir son tasarladık. Oyuncudan geçecek dünya geçişini kolaylaştıracak ve kapanış yapmaları sağlayacak bir şey. Sözüne güvenmemizi mi bekliyorsunuz? Bana inanmıyorsanız programı kendiniz bakabilirsiniz. Kongrede muhtemelen bir kopyası vardır hala. Kesinlikle bakacağız. Ama gitmeden önce size para veren tarikatı yüksek gerçek hakkında sorularımız var. Çok sayıda insanın ilgisini çeken gelişen bir şirket bağış almak kanunlara aykırı değil. Ayrıca bize para veren insanı araştırmak zorunda değiliz. Zor bir geçimse geçimse benziyorsunuz. Bir çalışma ne dersiniz? Ben ısmarlıyorum diyor. Senin ve Rosette'in bağımlılık yapıcı kod hakkında bir şey bilmediğini bir an bile inanmadım. Ben de. Ama şu an önemli sayıda geçen oyunun sonlandırıyor olmaları. Ya da basit oyun bitip oranına bakmamız gerek kongreye geri dönelim. Ben sanmıyorum bunu bir anda şirketin oyunu geri çekeceğini. Bu kızım demiyor muydu işte ben buranın korucusuyum ben bir şey yiyeyim diye. Havalanıyordu. Nasıl bir anda oyunu geri çekecek?
Yapar mı böyle bir adamlık? Yaparsa adamdır. Yapmazsa toptur. Kutu bulduk. Eşantiyon tepsisi mi? İçine programında izin veren hiçbir şey göremiyorum ama şuradan içine bakmak istiyorsan haydi bakalım. Kulaklık. Aa, ölen kız. O da şerefsiz değilmiş ya. Üzüldüm ama. Şerefsizmiş. Ölenler hep şerefsiz. Nathan ve Raquel hariç. Game over. Eşe dönersen güzelmiş. Oyun bir de zor izledim. Basit son oyun olmalı bu. Bu espri leke de yönelimdir. Ben program oyuncuların oyunu bırakıp geçen yorumculuk olmayacağını anlar. Anam analiz çıktı. Üçüncü analiz. Katie'ye yolluyoruz. Bana göre USB'li dikkatle inceledim. Rose'de yalan söylemiyormuş. Belki de bir oyun sonu geceye bir günce gelince iskanı getiriyor. Böylece oyuncular ne kadar zamanda oyuncularını fark edebiliyor. Oyuncayla yapılmış oyuncuların gerçekten gelmemesi sağlamak için uygun yerlerde kullanılmış. Ayrıca Jennifer insanı yazdığı kapıdan dışarı çıkarıyor. Aslında çok da kulak izlemek ister misin? Kız ölmeden mi çekmişler bunu? Sevgili oyuncu seninle oynamak büyük şeydi gibi yaşadığımızı hep hatırlayacağım. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Oyuncu eğlenceyi görmemizi, gizli konuşmalarımızı. Ama artık gerçek dünyaya gerçek arkadaşlarının dönme vakti geldi. Hep seni çok üzüldü ve yaşamına geri dönüp onlarla yeni macerada tanımlayacağını bekliyorlar. Kalbim hep yanı olacak. Kendi dünyana geri dönün için sana mutlu olacağım. Hoşçakal yaşamına bir yaşamına dönecek çok şey var. Cenevizleşme geçen bir kapanış. Aman boş ver. Ama bu acaba yeni gibi oyuncular için yeterli olacak mı? Bütün yaşam boyunca bu oyunları bar ettim. Ben de bu konuda endişeliyim, o yüzden yaardım çağırdım. Merhaba, o zamanlar yapıyordun kendi oyuncudan nasıl kurtaracağını düşünüyordum. Dolayısıyla bu talep zaman, tam zamanda geldi. Yapmamız gereken oyuncuları oyun dışında bir amaç kazanacak basit günlük görevleri vererek gerçek yaşamı kontrolü yavaş yavaş enerji almalar yardımcı olmak. Oyunun mantığını izleyip gerçek dünyayı uygularsak oyuncular insanın geçeceği ihtiyaçları olmadığını fark edebilirler. O yüzden aşama aşama edeceği 5 adımlı bir program geliştirdim. Oyun son oyunu geçince oyuncular sana dünyadan kurtulmak için yeterli olacaktır. Gabriel'le birlikte robota bu haberi verin. Gerçek dünyanın ölmesine zamanı geldi. Diğer karı. Ne sıkıcı. Dayı geri dön. Ben seni konuşup özür dilemek istedim. Son birkaç soruşturmada pek yardımcı olamadığını düşünüyorum. Bu soruşturmada hiç şüpheli olduğuma da hala inanamıyorum. Oyuna kadar kapatıldım ki sadece durmak çok zor. Sanayi bölümümüzler tam da ihtiyacı olan şeyi buldu. Dreamlife seni gibi oyuncuların sana dünyayı durarak misalimci olmak için bir son oyun hazırlamış. Ben seni sana dünyadan çıkarıp gerçek dünyaya dönmeye rehber edecek 5 adımlı bir program yaptım. En azından oyuncu kalp bırakmayı denemeliyim. Onu bir deneyeceğim onun için teşekkür ederim. Bunu al. Sana gerçek yaşamını tamamen kurtulsam iyi olacak. Uzay topuzlarımı. Sen nereden çıkardın la onu? Vırt bana sana geçirdim ve kendi onu nasıl koruyacağını bahsediyor. Çok rahatladım. Bu da şey sanki sevgilisi gibi sırrı seviniyor. Daha da iyi birine sana geçip oyunu resmen sonlandırıyor. Özellikle bu işten sıyrılma bir şey çevirdiğini biliyoruz. Gözümüzü üzerine ayırmayacağız. Bence de bu kız çok çabuk bıraktığına göre bir adlar dönüyor. Dırmak son duyucu olacağını şüpheliyim. Bunu bir de ormanda tuttukları uydu. Büyük hırsları olduğu kesin. Bir de Dreamlife sonlu para veren tarikat var. Ben de bu tarikat meselesini düşünmüyorum. Hep Dreamlife ile bağlantı oldukları kesin. Onlara göre onları araştırırsak Rezidan'ın planlar oynayabiliriz. Bu yüzden yüksek gerçekleri araştırmanı istiyorum. Duyduğuma göre tarihi merkezde toplanıyorlarmış. Tarihi merkeze gidiyoruz demek. Ben David, ah David. Niye David diyor? Burada ne işin var? Bir şey mi oldu? Ananı satayım. Garı gibi senin. Eyşan.
Geber anlay mısın? Geber. Bitch. Seni hatırlarım. Ebeninkini hatırla. Her neyse. Anket oyu vermeyi unutmayın. Sinirliyim zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.